Spider-Man TYT B kitapçı 7. sorudayız arkadaşlar. Şimdi taşıt araçlarında kullanılan ABS her türlü yük durumunda bütün yol koşullarında çeşitli süratlerdeki zorunlu durumlarda yapılacak bakın dikkat ani frenlemelerde tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek direksiyondaki tam hakimiyeti sağlayan fren sistemidir. Ben genel bir açıklamaya çalıştım çünkü e, bu günlük hayattan karşınıza gelebilecek yani ÖSYM'nin günlük hayatı sevdiğini biliyoruz gelebilecek soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi ABS sistemi nasıl çalışır? Otomobilin seyre Esnasında fren pedalına ani ve sert olarak eğer sürücü basarsa ABS otomatik olarak devreye girer. Arkadaşlar ABS'nin mantığı şudur. Tekerleklere uygulanan fren basınç, frenç basınçlarını ayarlar ve tekerleklerin kilitlenmesinin önüne geçer. Şimdi 4 tane tekerleği var aracın. 4 tekerleği de ayrı ayrı basınç uygular. Hepsini aynı anda değil. Bu şekilde sürücü yol kontrolünü kaybetmemiş olur. Şimdi buraya dikkat edelim. Herkesin genel kafasında bir ön yargı var. ABS sistemi sanki mesafenin kısaltmak için yapılmış bir sistemmiş gibi düşünülür. ABS'nin temel amacı fren mesafesini kısaltmak değil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmemesini sağlamaktır. Asıl amacı budur. Fakat ikinci amacı, daha sonra gelen ikinci amacı ise Fren mesafesinin kısaltılmasıdır. Dinamik sürtümeden faydalanır ve daha kısa mesafede durmasını sağlar. Genel ABS fren sisteminin çalışması bu şekildedir. Bakalım, buna göre ABS sistemi yargılarından hangileri doğrudur diyor. Fren mesafesini uzatır diyor. Hayır, fren mesafesini ne yapar arkadaşlar? Kısaltır. İkiye bakalım. Donma sonucu oluşan kaygan bir yolda fiziksel sınır aşılmadığı sürece aracın kaymasını engeller. Bakın ne dedik? Sürücünün hakimiyet sağlaması için evet kaymasını engeller. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde sürücünün manevra kabiliyetini arttırır. Yani hakimiyet daha çok sürücüdedir. Dolayısıyla bu da bize faydalarından bir tanesi. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar.